Arkamda şelale, yanımda bir deve ve önümde çok güzel bir cami. Yol boş dahi olsa sabahtan beri kucağımdan inmedi. Video kaydını açınca da gelmiyor. Nasıl? Çok tatlılar. Ben onlara el sallıyorum. Onlar da bana el sallıyor. Çok uzaktan kahkaha atan bir dayı. Şöyle ilginç bir heykel var burada. Şu binanın tasarımı, boyaması hoşuma gitti. Size göstermem lazım. Yaratıcı değil mi? Bence gayet yaratıcı olmuş. Güzel de olmuş. Hem hayvanseverliği hem kitap okumayı teşvik ediyor bence. Gördüğüm kadarıyla ışıklara riayet ediliyor arkadaşlar. Yani araçlar tarafından daha ışık ihlali yapan bir araç görmedim. Yayaları da gayet hassas ve duyarlılar sürücüler. Umarım ülke genelinde böyledir. Yayalar da yaya ışıklarına gayet duyarlı davranıyorlar. Güzel. Bildiğiniz global markalar burada da var. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi burada da görmek mümkün. Araç modelleri de karışık genelde. Şehri keşfetmek için sürekli yeni şeyler görüyorum. Gözlerim ona da dalıyor arkadaşlar. Yemeği unutuyorum. Bayraklar, tasarımlar, meydan, heykel, otobüsler, araçlar, trafik, dayalar. Maalesef burada da. Bakın. Şurada çöp kutuları var. Bunları kullanmak lazım. Bu kadar arkadaşlar. Çöpü aldınız, çöp kutusuna attınız. Çöp kutusu yoksa yanınıza alın. Elbet bir yerde bulursunuz. Hiçbir şey sokağa, dışarıya çöp atmaya mazeret olamaz. Neyse, tadımızı bozmaya gerek yok. Biz devam edelim çekimlerimize. Burası neresiydi acaba ya? Geldiğimiz nokta mıydı? Vallahi oraya benziyor.
Saatlerce döndük dolaştık, aynı yere mi geldik şimdi? Öyle mi oldu? Sanırım öyle oldu. Evet, burada da bisikletler var. Ben yürümeyi sevdiğim için sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama bisiklet alternatifleri de mevcut. Gördüğünüz gibi. Gidecek bir yer bulamazsan artık bir kafayla dalıp mecbur. Ne kadar karşı olsam da fast food diyeceğim. Acil durumlarda böyle istisnalar olabilir. Sonuçlar sürekli gelmiyor dışarıya. Yine de esnememeye çalışacağım, bakalım sağlıklı şeyler olur. Ya da yöresel onu yiyeceğim, bulamazsam. Biz artık kapitalizmin ağına düşeceğiz. Kapitalizmin dayattığı fast food kültürüne düşeceğiz. Maalesef. Bakın hat aldığım yer karşıda. Emin olduk şimdi. Evet, dönüp dolaşıp aynı yere tekrar gelmişiz. Demek ki merkez o kadar büyük bir yer değil. Nasıl? Yani Türkiye'de de aynı mantık. Elde kamera, tripod filan, selfie çubuğu görürlerse insanların yarısından fazlası şaşkın şaşkın bakıyor. Vlog çekecekseniz ilk aşmanız gereken kural bu. Sokaklar burada kirli ama çok kirli değil. Yani bakın, sonbahardan dolayı dökülen genelde yapraklar var. Onun dışında yerlerde az önceki istisnalar hariç çok fazla çöp görmedim. Çöp kutuları biraz belki arttırılabilir. Var ama yeterli değil. Çok ciddi bir kafe kültürü var bu şehirde. Hangi kafenin önünden geçsem tıklım tıklım. Bakın arkamdakilere. İğne atsan yere düşmez. Bütün mekanlar böyle. Çok kalabalık. Do you speak Turkish? No. No? English? Yeah. What do you like? Okay. How much? 600. Chicken? Yes, 600 one. 600. Fine? That's it. Okay. Thank you. 600 diyor arkadaşlar. Yani niye böyle uygun olduğunu anlamadım ama bunlar bir sıfır eksik söylüyorlar herhalde. Aklımıza bu otobüste gelirken yaşadığımız macera geldi aklıma. Yedikten sonra anlaşılıyor. Bitirsin bakalım. Tavuk beni tanıyanlar bilir. Hatta oradan şimdi diyorsunuzdur, hocam orada da mı tavuğu buldun? Ben bulurum. Tavuğu da severim diyorsunuz. Protein ağırlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Yani o yüzden burada da buldum arkadaşlar. Arayan istediğini her yerde gördüğünüz gibi bulabiliyor. Biraz bekleyeyim. Çok geç olmayacaksa yiyeceğim. Çok geç olacaksa arkadaşlar yapacak bir şey yok. Başka bir şey yiyeceğim ya da yolda yiyeceğim artık. Thank you.
I am here. Okay. YouTube. No more. Okay. Ben buradayım. Burada bekliyorum dedim. Tamam, sıkıntı yok dedim. Okay. No problem. İstanbul? Gaziantep. Gaziantep. What? İstanbul? Small İstanbul. Small. No big. Yeah. Okay, thank you. Thank you, my friend. Have a good night. Good fun. Evet. Sosyal medyadan ekledik ve arkadaş olduk arkadaşlar. Okay. Gördüğünüz gibi o biraz İngilizce konuşmaya çalıştı. Ben biraz Arnavutça konuşmaya çalıştım. Karnımızı doyuracak yemeği aldık. Evet, şimdi güzel bir yerde, güzel bir içecek de alıp, ıslak mendil alıp, müsait bir parkta yemeğimi yiyeceğim. Veya bir kafede. Bakalım. Yemeği yedikten sonra arkadaşlar şu otobüsün Karadağ'a giden otobüsün saatlerini öğrenmeye çalışacağım. Onu da kaçırmayalım. Ona göre plan program yapalım. Az önce gürültüden anlaşılmadı. Tekrar edeyim orayı. Arkadaşlar bizim yabancı dil bilmekten daha büyük problemimiz konuşmaya çekinmek. Çekiniyoruz yani, insanlarla konuşmaya çekiniyoruz, iletişim kurmaya çekiniyoruz. Bunu kırmanız gerekiyor. Bunu kırdığınız zaman inanın ki dil bilmeden bile dünyayı gezebilirsiniz. Bir şekilde anlaşırsınız. Yani dertleriniz büyükse tabii ki anlaşamazsınız, o zaman dil lazım ama küçük dertlerinizi anlayıp, küçük dertlerinizi anlatıp karşıyı da anlayabiliyorsunuz. Bu konuda bir problem olmuyor. Korkuttu çocuklar beni. Evet, az önceki pazarın yanındayız tekrar. Görüyorsunuz. Çok güzel halılar, kilimler mevcut. Yani bizim ilk olarak aşmamız gereken yabancılara karşı çekimsel tavrı bırakıp iletişim şekline, iletişime dahil olmak. İlk bunu aşmamız gerekiyor. Bunu aştıktan sonra zaten gerisi bir şekilde gelir. Ki artık yani teknoloji çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Çeviri programları var. Google Translate var, sesli çeviriler var. Yani onlarsız bile bir şekilde anlaşılıyorken, onlar varken her şekilde anlaşılır. Burada gördüğünüz gibi pazar var, kafeler, yemekler, lokantalar, oteller, hosteller, her şey mevcut. Bisikletler, otobüsler, toplu taşıma araçları, motosikletler, hepsi var. İstediğinizi oturup, istediğinizi yiyebilirsiniz, tadabilirsiniz.